Herkese selam. Sephora'dan böyle bir sürü şey aldım. Aslında bunları böyle kısa video olarak hepsini tek tek deneyip atıyordum. Ama bu sefer böyle uzun uzun bir deneme videosu çekmek istiyorum. Bu arada hak gece eğitimimi tamamladım. Artık bir make-up artistim. Ve artık buradan düzenli bir şekilde size yararı olacak içerikler üretmek istiyorum makyaj hakkında. Öncelikle bu makyaj bazıyla başlayacağım. Benefit'in makyaj bazı bu. Büyük ihtimal hepiniz biliyorsunuzdur. Ben daha önce hiç almamıştım bunu. Şimdi ilk defa birlikte kullanacağız. 12 haftalık bir eğitim aldım ben. Başta böyle gittiğimde hani orada önce hoca yapıyor, ondan sonra biz yapıyoruz böyle. Gerçekten öğrenebilecek miyim diye düşünüyordum. Ama o kadar çok şey öğrendim ki. Bir aynı aldım, böyle elime sürüyorum. Ay, kadife gibi yapısı, çok güzel. 12 ders sonunda bu kadar gelişeceğimi düşünmüyordum. Ama gerçekten şu an her gördüğüm makyaj hakkında bile bir fikrim var. O öyle mi olsaydı, bu böyle mi olsaydı diye çok dikkatimi çekiyor. Teknik olarak gerçekten çok şey öğrendim ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten yapısı çok güzel. Galiba bir tek ben kullanmamıştım bunu daha önce. Önceden de bende olan, yeni almadığım tartım bu kapasitesini kullanacağım. Sadece bu makyaj bazının nasıl olduğunu görebilmek için. Kapatıcımı dağıtıyorum süngerimle. Evet, kapatıcı olduğu için benden bir ton daha açık. O kadar beyaz ki bu tarafım. Diğer tarafım aşırı sarı kaldı. Bu tarafına tamamen dağıttım. Ruh oldum. Diğer tarafa da bassız sürelim. Bu sefer çok sürmeyeceğim. Biraz da makyaj eğitimi hakkında da konuşmak istiyorum. Hayatımda deneyimlediğim en güzel şeylerden biriydi. Yani sadece make-up artist olmak açısından da değil. Orada geçirdiğim zaman o kadar güzeldi ki. Birkaç kız oturuyorsunuz, birlikte makyaj yapıyorsunuz böyle. Biz kızların böyle birlikte hazırlanma terapisi oluyor ya. Aynı onun gibi böyle. O kadar güzel ve keyifliydi ki. Ya ben çok sevdiğim için de aşırı keyif almış olabilirim ama seviyoruz hepimiz makyajı galiba ya. Bu tarafım bence daha çok bütünleşti şu an. Özellikle şu yanak kısmında değil de burnumun bu tarafındaki gözeneklerimi çok güzel gizledi. Benim gibi koyu gözaltı probleminiz varsa kesinlikle önerdiğim bir kapatıcı. Ama mesela benim için bu çok pahalı derseniz bu kapatıcı da bence muadili. İkisini de çok severek kullanıyorum. Yani bir yere gideceğim zaman elime hangisini alırsam onu yanıma alıyorum. İkisi benim için aynı görevi görüyor. Gerçekten çok beğeniyorum ikisini de. Çok başarılılar kapatma konusunda. Farla devam edelim. Hani palet arıyordum böyle sarılı turunculu makyajlar için. Aslında ben Huda'nın paletlerine bakıyordum. Çünkü ben de bir palet var. Gerçekten o kadar güzel ki. Yani burada eyeliner kızım var bu arada. Yemişim bunu. Çok başarılı o da. Aslında ben bunun böyle bir sarılı versiyonunu aradım ama bulamadım ve indirimde olduğu için diğerini de kaçırmak istemedim. Dışı aşırı güzel bu arada ama içi bir tık daha böyle basit geldi. Ama bu da Anastasia'nın sonuçta. Pigmentleri iyi olduğu sürece geri kalanın çok bir önemi yok. En açık renkten alacağım. Kendi fırçasını kullanacağım. Ben bu arada makyaj eğitiminden önce bu kadar pahalı ürünler almıyordum. Tamamen şu an bunu meslek olarak yapacağım için almaya başladım. Yani bu kadar bütçe ayırmıyordum. Bu kadar bütçem yoktu. Daha doğrusu. Biraz daha turuncu ama hafif bir ton geçtim. Bununla da katlama bölgesine uygulama yapacağım. Bir tık daha koyu bir şeyler arıyorum. Bayağı bir yapmışım. Işık olarak şu an sadece tripodu kullandığım için aynada bu kadar görünmüyor. Sonra birazcık siyah geçiyorum. Ucunu koyulttum. Şimdi yine uygulama kısmını aldım. Birazcık ışıltılı bir far süreceğim. Aydınlatacağım ortaları. Şöyle alttan da siliyorum. Koyu göz makyajını çok seviyorum. Gerçekten böyle bir göz makyajı aklımda yoktu. Bir anda koyulttum. Biraz daha böyle bir ışıltı ekleyip bitiriyorum. Işıl ışıl renklere aşığım. Hızlı bir şekilde bu tarafa da yaptım. Geldim. Şimdi çok merak ettiğim bir ürün kullanacağız. Nars'ın siyah göz kalemini kullanacağım. Elimde denedim. Simsiyah bir kalem. Ve ıslak mendille falan böyle silmeye çalıştım. Çok zor çıktı. Umarım gözde de akma yapmaz. Çünkü çok para verdim. Çok üzülürüm. Siz şanslısınız. Ben sizin için deneyeceğim. Kötüyse almayın. Evet, ilk sürüşte diğer göz kalemlerime göre farkı anladım. Üzerim aşırı hassas olduğu için hemen birazcık kızardı. Simsiyah duruyor. Akıp akmayacağını söyleyebilmem için bunun gün içinde de test etmem gerekiyor. Başka bir videoda da onu söylerim ama görünüş olarak simsiyah ve elimden de çıkaramadığım için kalıcı olacağını düşünüyorum. Şöyle birazcık da diplerden. Görüntüyü çok seviyorum. Toz ürünlerin üstünde de normalde bütün kalemler böyle simsiyah durmaz. Bazı eyelinerlar bile böyle görünmüyor. Şöyle alıyorum ben her zaman fazlalığı. Rimmel'le devam edeceğiz. Anastasia'dan üçlü bir set aldım. İki tanesi kaş ürünü, bir tane de rimel vardı içinde. Zaten kaş ürünlerine ihtiyacım vardı. Rimel de olduğu için şimdi dedim ki
Bunu al Dilara. Ben bu arada inanılmaz bir Lush Sensational'cıyım. Her zaman kullandığım favrimelim. Sonrasında teleskopik var. İkisini çok severek kullanıyorum. Deneyeceğim en pahalı rimel. Ay, göz kalemime bakıp bakıp duruyorum. Çok güzel. Sürelim. Burayı kırpmayacağım. Çünkü birkaç saniyedir sürüyorum sadece. Ve görün diye. Buradan kirpiklerim döküldü. Kirpik değil, iltihabım var ama yine de bana nazar gibi geldi diyormuşum. Bakın sizinle birlikte sürdüm. Bir kat. Şu an sadece birkaç saniye sürüyorum. Çok güzel. Altı da sürelim hemen. Diğerinin de ilk katını sürdüm, geldim. Şimdi bunun ikinci katını da birlikte sürelim. Ben her zaman iki kat sürüyorum. Yani daha da arttırdığım oluyordur ama tek kat hiç sürmüyorum. İnanılmaz uzattı kirpiklerimi. Kıvırma açısından kirpikleri düz olan biri test etse yine daha sağlıklı olur. Ama bence kıvırma özelliği de var. Şöyle geldi kirpiklerim. Ve iki kat sürdük. Topaklanma da yapmadı. Güzel bir şekilde ayırdı. Göz makyajını sevdim. Zahmetsiz, güzel, geçişli bir makyaj yaptık. Neyle devam edelim? Burada aslında birkaç tane farklı böyle kaş ürünü var. Ama benim kullanacağım Benefit'inki olacak. Daha önce hiç kaş ürünü kullanmadım Benefit'ten. Bir tane kaş maskaram vardı. O da pastelink. Hep onu kullanıyordum. Küllü olan rengi bana çok güzel oluyor. Şimdi ilk defa bunları deneyeceğim. Böyle iki tane kaş çizmek için kalemimiz. Bir tane renkli kaş maskaramız var. Şöyle uçlarını göstereyim ikisinin size. Yalnız fırça bir kısmı. Şöyle. Böyle ucu ince. Bu da direkt böyle kaş gibi. Bunu böyle biraz daha detay çizimlerde kullanabilirsiniz. Böyle detay ince kıl kaş gibi. Rengi koyu. Biraz bence küllü bir rengi var. Bu şekilde detay çizimlerde kullanmak için. Aa, çok güzel. Şöyle alttan da böyle dolgunlaştıralım kaşımızın dökülen yerlerine. Bu ara çok oluyor bende kaş dökülmesi. Kaşlarımı açtığım için de artıyor olabilir. Diğerin arkasındaki böyle fırçayla tarıyorum kaşlarımı. Az önceki haliyle kıyaslayabilirsiniz. Gayet güzel bir görünüm oldu ve gerçekten tonu çok iyi almışım. Diğerini diğer kaşıma uygulayalım. Bu biraz daha kalın olduğu için daha rahat ediyorum aslında. Diğeri kadar uğraşmıyorum. Yine aynı şekilde tarayayım bunu. Benim kaşlarımın açılmamış hali zaten simsiyah olduğu için eskiden ben kaşlarımı hiç doldurmuyordum. Aradaki boşlukları ya da taramıyordum. Şu an bu görüntü o kadar hoşuma gidiyor ki ya, kaş gerçekten insanı aşırı değiştiriyor. Rengi koyuyken şu makyaj yapsam o kadar böyle İfadem keskin oluyor ki. Diğer renkli kaş maskarasını kullanmak istemedim. Anastasia'nın bu kaş sabitleyicisini kullanacağım. Çünkü zaten boyadık kaşlarımızı. Önce aşağı. Şimdi yukarı taradım. İyice kaldırmak için. Az önce daha doğaldı. Şu an bir tık daha ıslak bir görüntü verdi. Çünkü kaşını sabit tutmak isteyenler için. Yani inmemesi zaten amaç. Ama ben burada görüntüyü daha çok beğendim şu an. Bu tarafa da sürüyorum. Kolay bir şekilde uyguladım. Şu an kalıcılığı hakkında bir şey diyemiyorum. Gün içinde bunu kullanmam gerekiyor ama beyazlık bırakmadı. Sürümü kolay. Güzel kaldırdı yani kaşlarımı. Bu konularda isteğimi karşıladı benim. Şimdi sadece kliniğim bu üç ürünü kaldı. Biri aldık. İki tane de glossumuz var. Allık deneyelim. Şuna bakar mısınız? Gördüğüm en güzel allık. Yani insan buna kıyamıyor ama şimdi deneyeceğiz. Zaten göründüğü gibi koyu bir rengi var ama yanağımda biraz daha koyu pembe gibi duruyor. Buradaki rengi gibi durmuyor. Şurada gördüğünüz gibi ışıltı da veriyor yanağa. Ben çok sevdim. Bu tarafa da sürelim. Pigmenti de bir ürün. Gayet güzel renk veriyor. Ay. Çok pembe oldu birden önden bakınca. Burnumuza da sürelim ya. Sürmüşken. Aldık gerçekten çok doğal bir görüntü veriyor. Kendim böyle görüyorum ya. Sıcaktan kızarmış halime o kadar benziyor ki. İki tane glossumuz kaldı geriye. Bir tanesi zaten meşhur Black Honey rengi. Ama bu bence şu an bana çok koyu olacak. O yüzden ben bu makyajda bunu kullanmak istiyorum. Ucunu göstereyim. Şöyle bir ucu var. Net görünüyor galiba kamerada. Işıltılı. Çok güzel yapısı. Makyajım bu kadardı. Şimdi makyajımı size detaylı göstereceğim.
video fikirlerini açım. Hem bana fikir olur hem de sizin isteğiniz üzerinden gitmiş olurum. Daha iyi olur. Herhangi bir ürün denemesi olabilir, bir karşılaştırma olabilir, herhangi bir makyaj videosu olabilir. Yazarsanız çok sevinirim. Bu videoda beğenmediğiniz herhangi bir şeyi de yazabilirsiniz. Kendimi geliştirmek adına çok iyi olur. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.